Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok beğeneceğinize, ilgiyle izleyeceğinize inandığımız bir video ile karşınızdayız. Bugün size Almanya'dan ve Almanya ile ilgili ilginç bilgilerden bahsediyor olacağız. Bilindiği gibi en çok Türk nüfusunun olduğu ülke Almanya. Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde Türkiye'den Almanya'ya 3 milyon civarında insan göç etmiştir. Yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük 5. ülkesi olan Almanya, köklü tarihiyle bilinen kaliteli eğitim kurumları, öğrencilere sağlanan ücretsiz öğrenim seçenekleri, düşük yaşam maliyetleri ve yüksek istihdam oranları ile dikkat çekmekte. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisine ve nüfusuna sahip olan ülke, özellikle otomotiv ve kimya endüstrileri ile dünya çapında bir üne sahipken, mühendislik, bilim ve sanat alanlarında uluslararası öğrencilerin Amerika, İngiltere ve Kanada'dan sonra en popüler eğitim destinasyonlarından biridir. Göz alıcı ortaçağ mimarisi, birbirinden muhteşem şehirleri, dörtte biri ormanlarla kaplı doğası, şaşırtıcı karşıtlıklara rağmen iç içe geçmiş kültür çeşitliliği ve dünyanın en çok göç alan ülkeleri arasında yer alıyor Almanya. İşte şimdi geldik Almanya ile ilgili belki de daha önce hiç duymadığınız 10 enteresan bilgiye. İlk olarak söyleyebileceğimiz Almanya'nın bir şairler, düşünürler ve sanatçılar ülkesi olduğu. Almanya köklü tarihiyle geçmişten bu yana şairlerin ve düşünürlerin ülkesi olarak bilinir. Ülke pek çok kültür ve sanat mekanına ev sahipliği yapmasının yanında 300 şehir ve devlet tiyatrosu, 130 profesyonel orkestra, 25.000'in üzerinde kütüphane, 5.700'ün üzerinde müze ve uluslararası çapta koleksiyonları bulunan 630 sanat galerisine sahiptir. Almanya'nın kültürel açıdan bu kadar üne kavuşmasında özellikle klasik müzik alanında Bach, Beethoven, Brahms ve Wagner gibi bestecilerin payı büyüktür. Bunun yanında Almanya'nın Kant, Hegel, Karl Marx, Schopenhauer, Nietzsche gibi düşünürleriyle tarihsel olarak felsefeye katkıları göz ardı edilemez. Goethe, Schiller, Grimm kardeşler, Thomas Mann, Hermann Hesse, Günter Grass gibi edebiyatçılar hem Alman hem dünya edebiyatında yer alırken Hans Holbein, Albrecht Dürer, Caspar David Friedrich ve Max Ernst gibi sanatçılar da Rönesans'a, romantizme ve gerçeküstücülüğe olan etkileri büyüktür. İkinci olarak Almanya ile ilgili bahsedeceğimiz ilginç bilgi de Oktoberfest. Bir Almanya geleneği ve dünyanın en büyük halk festivali olan Oktoberfest, 1810 yılından beri Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih şehrinde düzenlenir. Her yıl 5 milyonun üzerinde katılımcısı olan etkinlik, Ekim Festivali olarak bilinse de her yıl Eylül ayının son haftasında başlar, Ekim ayının ilk haftasında sona erer. 2 haftalık süre boyunca çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği festivalde özellikle canlı müzik, oyunlar, Luna Park ve bira olmazsa olmazlardandır. Münih Belediye Başkanı'nın bira fıçısının musluğuna çıkması ve fıçı açıldı demesiyle Oktoberfest boyunca dağıtılan biraların hepsi Münih yapımıdır. Üçüncü olarak Venedik'ten daha fazla köprüye sahip Berlin'den bahsedeceğiz. Almanya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin, 2100 civarında köprü ile İtalya'nın su kanalları ve köprüleri ile ünlü Venedik şehrini bile geride bırakıyor. Şehirde gezilebilir su yolları 180 kilometreden fazla iken Berlin'in tarihi dokusunu tekne turu ile keşfedebilirsiniz. Modern sanatı, zengin tarihi ve hareketli gece hayatı ile New York, Paris ve Londra'dan sonra kozmopolit yapısıyla dikkat çeken şehir, dünyanın en uzun açık hava galerisi olan ve 21 ülkeden sanatçıların resimlendirildiği Berlin Duvarı ile tanınır olmasının yanı sıra ülkenin kültür merkezidir. Almanya aynı zamanda dünyaca ünlü buluşların ülkesidir. Almanya hakkında ilginç bilgiler içerisinde ülkenin otomobilden aspirine, prefabrik evlerden jelibon şekerlemelerine, Noel ağacından telli defterlere kadar çok sayıda buluşlarından bahsetmeden olmazdı. Bunlar arasında en bilinenleri gelin sıralayalım. Alman mucit Karl-Heinz Brandenburg, müzik dünyasında devrime yol açan ve müzik dosyalarını sıkıştırarak
taşınabilir hale getiren MP3'ü bulmuştur. Daha çok Fransızlarla özdeşleşen akordeon ve ağız harmonikası aslında 1822 yılında Christian Friedrich Ludwig tarafından icat edilmiştir. Ofislerin vazgeçilmezi delgeç, Matthias Thiel tarafından 1866'da bulunmuştur. İlk benzinle çalışan otomobil, Alman mühendis Karl Benz tarafından icat edilmiştir. İlk aspirin, ünlü Alman kimyager Felix Hoffmann tarafından bulunmuştur. Müzik alanında bir diğer icat, Emil Berliner tarafından gramofonun bulunmasıdır. İlk röntgen cihazı, Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen tarafından bulunmuştur. İlk kontak lensler, ilk iki tekerli bisiklet, ilk bilgisayar, ilk faks cihazı, cep saati, LCD ekran, Walkman, insülin, kitap basımı ve sayısız buluşun sahibi Almanlar bu konuda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Almanya'ya gitme gibi bir düşünceniz varsa Berlin'de bulunan ve dünyanın en büyük hayvanat bahçesi olan Zoologisker Garten'ı ziyaret etmenizi öneririz. Ülkedeki 400'den fazla kayıtlı hayvanat bahçesinin en kapsamlısı olan bu hayvanat bahçesi, 35 hektarlık alanda ilk olarak 1844 yılında kapılarını açmıştır. 1380 farklı hayvan türünden 19.000'den fazla hayvana ev sahipliği yapan alanda dev panda Baobao ve kutup ayısı Nut dünyaca ünlü tanınırlığa sahiptirler. Şimdi geldik 6. sıraya. Almanya'nın özellikle gotik mimariye sahip tarihi binaları her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapar. Bunlar arasında 1377 yılında yapımına başlanan Ulm Katedrali dünyanın en yüksek kilisesi unvanına sahiptir. Kilisenin kulesi 768 basamaktan oluşur ve 161 metre yüksekliğindedir. 1880 yılında hizmete açılan gotik tarzdaki Köln Katedrali ise 157 metre yüksekliğindeki iki kulesiyle meşhurdur. Dünyanın en ünlü kalıntısı olarak kabul edilen Heidelberg Şatosu, 16. ve 17. yüzyıl Orta Çağ kalesidir. Her yıl 1 milyon turisti kendine çeken şato, günümüze kadar çok sayıda şarkıya ve filme konu olmuştur. Almanya hakkında gerçeklerle ilgili en ilginç bilgi ise, ülkenin 1916 yılında yaz saati uygulamasını benimseyen dünyadaki ilk ülke olduğudur. Günümüzde 70 ülkenin kullandığı ve Benjamin Franklin tarafından ortaya atılan uygulamanın dünyada ülke çapında ilk kullanımı Almanya tarafından benimsenmiştir. 1996'dan beri Avrupa yaz saati uygulaması Mart ayının son pazar günü başlar ve Ekim ayının son pazar günü biter. Almanya, dünyanın önde gelen kitap yayıncılarından biridir. Her yıl 90 binin üzerinde yeni basım yapılmaktadır. Tüm dünyada basılan kitapların yaklaşık %20'sini karşılayan ülkedeki Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı, 500 yıldan fazladır geleneksel hale gelmiş dünyanın en büyük ve en önemli kitap fuarıdır. Almanya hakkında 10 ilginç bilgi arasında ülkenin kimya, fizik, barış ve edebiyat dallarında toplam 102 Nobel ödülü sahibi olduğunu belirtmek gerekir. Bunda ülkedeki dünyanın en saygın ve kaliteli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmasının rolü büyüktür. Almanya özellikle bilim alanında dünyanın öncü araştırmalarına ve buluşlarına imza atmış bir ülkedir. Göttingen'de bulunan George August Üniversitesi kurulduğu 1734 yılından bu yana 45 Nobel ödülü almış bilim adamı yetiştirmiştir. Son olarak Almanya ile ilgili bahsedeceğimiz şey, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri oldu. Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip Almanya, dünyanın en büyük 500 şirketi içerisinde 37 şirkete sahiptir. Ve aralarında Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche gibi otomobil üreticileri de yer alır. Almanya, dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmasının yanı sıra, mühendislik ve tasarım alanlarında da istihdam imkanı geniş bir sektördür. Almanya hakkında şaşırtıcı ilginç bilgiler içeren videomuzu umarız beğenmişsinizdir. Beğendikten sonra özellikle yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Örneğin, ilginizi çeken, bilgi almak istediğiniz farklı ülkeler varsa, yorumlara yazarsanız aynı şekilde sizler için araştırır, sizlere sunarız.
Videolarımız yayınlandığında haberdar olmak için de zile basmayı unutmamanızı tekrar hatırlatıyoruz. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.